14 Mayıs Türkiye halkları için bir dönüm noktası olan bir süreç ve bu süreçte halklarımız eminiz gereken cevabı bu faşist iktidara verecektir. Kendi partisine, Yeşil Sol Parti'ye de sahip çıkarak kumpas davalarına karşı, hukuksuz uygulamalara karşı, gözaltılara karşı ve yapılan zorbalıklara karşı Yeşil Sol'a sahip çıkarak, mührünü Yeşil Sol'un altına vurarak Türkiye'de büyük bir değişimin kapısını aralayacaktır. Evet. Bugün Türkiye yaşamın en pahalı olduğu ülkeler arasına girmiş, enflasyonun en yüksek olduğu bir ülke halini almış ve gerçekten insanlarımız çocuklarını aç yatırmak zorunda kalıyor. İşsizlikle, yoksullukla mücadele ediyor. Oysa ki biz sadece demokratik temelde sorunlarımızı çözerek, konuşarak, tartışarak ve Kürt sorununda halkımızı eşit bir temele taşırsak bu sorunlar zaten çözülecektir. Manisa gerçek anlamda bir Anadolu. Yani bütün halkların bulunduğu, gerçekten inançsal ve diğer farklı özellikler nedeniyle bir halklar bahçesi diyebileceğimiz bir kent. Sırtını Sipil Dağı'na dayanmış, ovaya kurulmuş muazzam güzellikte bir kent. Gerçekten yani Manisa'ya baktığınız zaman aslında Anadolu'yu görürsünüz. Anadolu'nun insanlarının bir arada yaşama tutkularını görürsünüz. Manisa'da seçim çalışmalarını yürütüyoruz günlerdir ve bu çalışmalarda şunu gözlemledik. Halk artık edibes ediyor, yeter artık diyor. Kürdü de diyor, Türkü de diyor, Lazı da diyor, Çerkezi de diyor, Yörüğü de diyor, Azerisi de diyor, Terekemesi de söylüyor. Burada bütün halklar artık bıçağın kemiğe dayandığını görüyorlar. Ve bu faşist iktidarın hiç kimseye verebilecek bir şeyinin kalmadığını, bütün her şeyi tükettiğini görüyorlar. Manisa özelinde de Manisa'nın coğrafyasına, ekolojisine ve yaşamsal anlamda insanlarına çok büyük zararlar verilmiş. Baktığınız zaman çok büyük bir ova, mükemmel zenginliğe sahip, yani hani coğrafik anlamda söylüyorum. Ama bu değerlendirilmemiş. Resmen Manisa halkı emeği sömürülmüş, yokluğa, işsizliğe, yoksulluğa mahkum kılınmış. Ekolojik anlamda coğrafyası katledilmiş. Hemen hemen Ege'nin bütününde böyle bir durum söz konusu ama sanki Manisa'ya bu konuyla ilgili özel bir yönelimleri olmuş ve jeotermal santrallerle havası berbat bir hale dönüştürmüş. Bakın, yeşilin hakim olduğu, her adım başında ağacın olduğu bir yerde maalesef Manisa halkı hava kirliliğiyle baş başa bırakılmış. Tarım açısından mükemmel bir ovası olmasına rağmen çiftçilik yapan halkımızın hiçbirisi emeğinin karşılığını alamamıştır. Sanayi açısından büyük bir potansiyeli var. Ne üretici üretebildiğini doğru düzgün satıp değerlendirebilmiş, ne de emekçi emeğinin karşılığını alabilmiş. 14 Mayıs'ta bu yanlış zihniyetlerin, bu yanlış politikaların hepsine son vereceğiz. Manisa halkı da bu konuda kararlı. Hem tek adamı gönderme konusunda kararlılar. Çünkü biliyorlar aslında bütün sorunların temelini oluşturan etmenin bu tek adam rejimi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve aynı zamanda şunu bize söylüyorlar. Siz demokrasinin, barışın, kardeşliğin teminatısınız. Sigortasısınız bu ülkede. Bu coğrafyada siz olmadığınız zaman faşizm kurumsallaşacaktır. Siz olmadığınız zaman iki kutuplu bir siyaset olacaktır. Ve iki kutuplu siyaset halkı esas almadan mecliste kendilerini yaşatma siyaseti yürüteceklerdir. Yeşil Sol Parti'yi biz güçlü bir şekilde meclise sokarsak o zaman çok şey değişir. O zaman halk esas alınır. O zaman halkın sözü mecliste yer bulur diyorlar ve bunu bizimle paylaşıyorlar. Aynı zamanda da özelde de şunu söyleyeyim. Bölgeden özellikle Kürt halkı çok ciddi anlamda bu bölgeye göç vermiş. Bu bölgeye göç veren Kürt halkının da tanınma, kendini kabul ettirme, diline, kültürüne saygı duyulmasıyla ilgili taleplerinin karşılanması olarak görüyorlar 14 Mayıs'ın tarihini ve o tarihi bir hesaplaşma olarak görüyorlar. Çünkü yıllardır ötekileştirilmiş, yıllardır dikkate alınmamış, kabul görmemiş, dili, kültürü, kendisi adeta yok sayılmış. Aynı zamanda 14 Mayıs'ı
Kürt halkı da burada bir hesaplaşma günü olarak görüyor. Türk kardeşleriyle, Yörük kardeşleriyle, Azeri, Terekeme, Arap, Çerkez, Abaza bütün kardeşleriyle ortak bir yaşamın temelini oluşturacak, kardeşçe bir arada eşit yaşamda buluşacakları bir ortamı 14 Mayıs'ta sağlayacakları gün olarak görüyorlar. O nedenle Manisa'da muazzam bir görüntü, muazzam bir hava var ve biz mutlaka şöyle söyleyeyim, bu dönem Manisa'da milletvekili çıkaracağız. Bir değil, birden fazla çıkaracağız. Büyük bir sürpriz yapacağız. Çünkü halklarımız bu konuda kararlılar. Halklarımız gerçekten gerçeği gördüler ve bu kararlılıklarını sandığa taşıyıp AKP MHP faşist iktidarını tarihin çöp sepetine gönderip Türkiye'nin de demokratik bir zemine, adaletli bir yaşama sahip olması için de gerekeni yapacaklarının kararlarını sahada her yerde görüyoruz. 14 Mayıs Soma'da katledilen işçilerin, yaşamını yitiren işçilerin hesabının da sorulacağı gündür. O nedenle biz halkımızı bu konuda Yeşil Sol Parti'ye sahip çıkmaya ve 14 Mayıs'ta bunun hesabını bu iktidardan sormaya davet ediyoruz. Şunu da net belirtelim. Türkiye'de ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte ve programda değildir. Türkiye'nin bütün sorunlarına cevap olacak nitelikteki program Yeşil Sol Parti'nindir. Halklar Bahçesi'dir. Her kesimden insanın kendini temsiliyet anlamında yer bulduğu bir partidir. Bu nedenle de şunu söylüyoruz. Bizim partimiz Yeşil Sol Parti'dir. Herkesin Yeşil Sol Parti'ye sahip çıkması, Emek Özgürlük İttifakı'na sahip çıkması, üçüncü yolu seçmeleri ve böylelikle Emek ve Özgürlük İttifakı'nı zaferle meclise sokmalarını bekliyoruz.